Merhaba Akçücü TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz İhsan Eraçık'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hocam biliyorsunuz bir yılı acısıyla tatlısıyla daha çok tabii acısıyla geride bırakıyoruz. 2024'e gireceğiz. Tabii bu da tartışmaları da beraberinde getiriyor. İşte yılbaşında Müslüman kutlar mı? Noel kutlamak caiz mi değil mi? Hocam İslamiyet'in yılbaşı kutlamalarına ya da Noel'e bakışı nedir? Bizim için değerlendirir misiniz? Şimdi bu yılbaşının, Noel'in, bir yılın bitmesinin, diğer yılın başlamasının ne olduğunu ve bu konuyla ilgili önce bilgileri sağlıklı bir şekilde ortaya koymamız lazım. 24 Aralık İsa'nın doğum günü olarak kutlanıyor Hristiyan aleminde. Yani 24 Aralık'ta Hazreti İsa doğmuştur veya 25 Aralık'ta doğmuştur diye inanılır. Bu da aslında tartışmalıdır. Kimine göre Nisan ayında doğmuştur. Kimine göre kuzuların otladığı, çiçeklerin açtığı bir zamanda doğmuştur. Kur'an'da Meryem'in hamile iken doğumunu anlatan bir ayette taze hurma dalına tutundu ve hurma dalını salladı ve doğum esnasında taze hurmaların önüne döküldüğünden yola çıkarak İsa'nın taze hurmaların olduğu mevsimde, yani bahar mevsiminde, kış mevsiminde değil de doğduğuna dair rivayetler vardır. Dolayısıyla İsa'nın ne zaman doğduğu bile meçhuldür. Meçhul değil de muhteliftir. Yani rivayetler çoktur bu hususta. Luka İncil'inde, Markus İncil'inde başka başka tarihler de verilir. Fakat yaygın geleneğe göre pratiğe geldiğimizde 24-25 Aralık Hazreti İsa'nın doğum yıl dönümü olarak kabul edilir. Ve bu günde bizdeki Mevlüt gibi, daha doğrusu bizdeki Mevlüt buradan taklit edilmiştir. Madem Hazreti İsa'nın doğumunda 24-25 Aralık'ta Hristiyanlar kiliselere toplanıp görkemli ayinler yapıyorlar, o zaman bizim de peygamberimizin doğum yıl dönümünde toplanıp böyle ayin benzeri şeyler yapabiliriz diye düşünülmüş. Bu boşluğu doldurmak ve bu ihtiyacı giderme amacıyla camilerde mevlitler okunmaya başlamıştır. Süleyman Çelebi'nin mevlidi var biliyorsunuz. Peygamberin doğumunu anlatıyor. O okunur. Mevlüt de buradan geliyor yani. İsa'nın 24 Aralık'taki doğumunu taklit etme, onun bir benzerini biz de yapmalıyız diyerekten başlamıştır. Peygamber zamanında, sahabe zamanında ilk 200, 300, 500 yılda bunlar hiçbiri yoktur. Daha çok Müslümanlar Anadolu'ya girdiğinde, Anadolu'da bir Hristiyan Rum diyarı olduğu için buradaki kiliseler, buradaki kiliselerdeki ayinler, buradaki Hristiyan bayramları, törenleri taklit edilerek, türbeler yine aynı şekilde taklit edilerek Müslümanlığa geçmiştir. Şimdi 25 Aralık'ta İsa'nın doğumu ama bir de 31 Aralık'ta da yıl bitiyor, yılbaşı oluyor. O zaman bu yılbaşı nereden geliyor? Yılbaşı işte Aralık ayının sonu. Dünyanın güneşin etrafındaki bir yıllık döngüsünü tamamlaması, yani 365. günü olmuş oluyor. Bu evrensel bir şey. Her yıl 31 Aralık geldiğinde dünya güneşin etrafındaki bir seferlik dönüşü 365 gün sürdüğü için o gün sona erer ve yeni bir tura başlar. Ona da yeni bir yıl deriz. Şimdi ikisinin arasında 5 gün var. 24-25 Aralık, 31 yani 4 gün var. Hristiyan aleminde Hristiyan olduklarından dolayı Hazreti İsa'nın doğum günü hazırlıkları, onun önü arkası tatil, yılbaşı geliyor yeni bir yıl, onun da önü arkası tatil derken ikisi birleştirilerek tamamen o hafta, böyle bir hafta nereden bakılsa 24'ünden ayın 1'ine kadar bir yılbaşı haftası, Noel haftası veya İsa'nın doğum haftası diye birbirine karışarak sanki bunlar aynı şeymiş gibi algılanmış ve pratikte de öyle uygulanmaktadır. Bir de Noel var. Noel de yine bu yılbaşında, yılbaşlarında eski Noel Baba dedikleri eski Finlandiya, Norveç, Viking mitolojisinden gelen
Türk kültüründeki Dede Korkut gibi Noel Baba da bir figürdür. Gelir çocuklara hediye dağıtır. Zenginden alır, fakire verir. İyiliksever, beyaz sakallı, tonton bir dede olarak gösterilir. Ve bu Kuzey Avrupa mitolojisinden gelen bir figürdür. Daha sonra bu figür Hristiyan azizleriyle, Aziz Nikola'yla birleştirerek bir Hristiyan azizine dönüştürülmüştür. Yani bizdeki eski şamanların şeyhe, hocaya dönüştürülmesi gibi. Onlar da Hristiyanlığa geçince Kuzey Avrupa halkları, onların eski mitolojileri Hristiyanlıktaki azizlere dönüşmüş. Yani öyle anmaya başlamışlardır. İkisi birbirine karışmıştır. Dolayısıyla Avrupa kültüründe Hristiyan olmaları sebebiyle 24-25 Aralık İsa'nın doğumu, dünyanın güneşin etrafında dönmesi sebebiyle bir yılın tamamlanması 31 Aralık, bir de eski Kuzey Avrupa halklarının mitolojisinden gelen Neol ve Neol ağacı, o da bir mitolojik bir ağaç, bizdeki çaput bağlama gibi eski şamanlardaki, çok benzer bunlar birbirine. Bu üçü birleşerek 25 Aralık, 31 Aralık yılbaşı ve eski Noel inançları, Noel kültü, Noel Baba figürü birleşerek bugünkü Avrupa milletlerinin yılbaşı kültürünün unsurlarına dönüşmüştür. Bugün Avrupa'da yılbaşı kutlaması dediğimiz zaman 24-25 Aralık'tan başlar 1 Ocak'a kadar içinde İsa'nın olduğu, içinde yılbaşının olduğu, bir yıllık döngünün olduğu, içinde Noel ağacının, Noel Baba figürlerinin olduğu bir kültür karışarak bir hamule, yani ortak bir Avrupa kültürüne dönüşerek yılbaşı olayını meydana getirmiştir. Ve yılbaşı kutlaması dediğimiz olayın unsurları bundanlar ibarettir. Şimdi yılbaşı kutlamak caiz değil, Noel kutlamak caiz değil dediğin zaman Müslümanlar ne yapıyor peki? Müslümanlar da Mekke'den Medine'ye peygamberin hicret etmesini esas alarak, sıfır kabul ederek hicret yılını, hicri takvimi kullanırlar ve hicri takvimi takip ederler. Hicretin işte 1415. günü falan derler. Diğerleri de miladi takvimde İsa'nın doğumunun 2023 yıl oldu demek. Yani İsa'nın doğumunun 2004. yılına giriyoruz 25 Aralık'ta. Dolayısıyla 5 gün sonra da yılbaşı da birleştirdiğin zaman işte o yılbaşı onunla pratikte birleşmiş oluyor. Sanki bu Hristiyanların yılbaşısı, öbürü de Müslümanların yılbaşısı. Müslümanların yılbaşısı ve Hristiyanların yılbaşısı ayrı ayrı. Onu kutlayan küfre giriyor, öbürünü kutlayan dinden çıkıyor gibi algılanmıştır. Bunların hiçbirisinin asları yoktur. Bunların hiçbirisi dini olay değildir. Bunların hiçbirisi Kur'an'da yazan bir şey de değildir. Bunların hiçbirisi bir insanı dinden çıkarıp öbürüne girdirmez. Hazreti İsa'nın doğumu 25 Aralık, Hazreti Muhammed'in doğumu dini bir olay değildir. Ne Hazreti İsa doğduğunda ne de Hazreti Muhammed doğduğunda dünyada hiçbir şey olmamıştır. İsa'nın veya Muhammed peygamberin doğduğunda dünyada olağanüstü olaylar olduğu, Kisra'nın saraylarındaki şamdanların sarsıldığı, gökyüzünde işte bulutlar meydana geldi, şimşekler çaktı falan, onlar hepsi uydurmadır. Hiçbir aslı yoktur. Muhammed peygamberi ve İsa peygamberi abartmak için peygamber yarışına girmişler. Senin peygamberin benim peygamberimi geçer diye. O bir şey uydurmuş, bu da bir şey uydurmuş. O bir şey uydurmuş, bu da bir şey uydurmuş. Peygamberleri abarttıkça abartmışlar. Sen doğduğunda, ben doğduğumda, bizi dinleyenler doğduğunda dünyada ne olduysa İsa ve Musa, İbrahim, Musa, Nuh, Yunus, Muhammed peygamber doğduğunda da aynı şeyler olmuştur. Yani hiçbir şey olmamıştır. Yerler ve gökler bir kişinin hatırına sarsılmaz. İnsanlar doğarlar, ölürler. Tabiatın kendisi zaten bir mucizedir. Dolayısıyla bunlar tarihsel olaylardır. Keza bir
yılın bitip diğer yılın başlaması. Yani dünyanın güneşin etrafında bir tur atması veya ayın dünya etrafında bir tur atması veya ayın kendi etrafında, dünyanın kendi etrafında aynı zamanda da güneşin etrafına dönmesi, ayları, yılları, günleri, mevsimleri meydana getiriyor. Bunlar evrensel gezegen sisteminden dolayı böyledir. Bir yıl bitiyor, yani dünya güneş etrafındaki turunu bir defa tamamlıyor, ikinci tura başlıyor. Bunun Hristiyan Müslümanı olur mu? Yani dünya, gezegenler, ay, yıldız, güneş, Hristiyan Müslüman mı? Ne? Allah'ın yarattığı gezegenler. Dönüyor etrafında, bir yılı tamamlıyor, 365 günü, diğer yılına giriyoruz işte. Bu esnada İsa'nın doğumu da ondan 5 gün önce denk gelmiş. Yani 25 Aralık'a denk gelmiş. Ve onunla birleştirilerek sanki bir Hristiyan yılbaşı kültürüne dönüşmüş. Ondan dolayı buna tepki gösteriyorlar. Bence bunlar abartılı tepkilerdir, yanlış tepkilerdir. Bir Müslümanın Hazreti İsa'nın doğum gününü bırakın karşı çıkmayı kutlaması gerekir. Madem peygamberi kutluyorsun Mevlüt'te, niye Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlamıyorsun? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de la nüferruku beyne ahadim min rusulih diyor. Biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz. İsa da bizim peygamberimiz, Musa da bizim peygamberimiz, Davud da, Süleyman da, Muhammed peygamber de. Müslümanlar bunların hepsini kabul ederler. O zaman bunların hepsinin doğum gününde, eğer peygamberin doğum gününde bir şey yapıyorsan, bunda da yapman lazım. Eğer onunla bir şey yapmaya gerek yok diyorsan, bunda da bir şey yapmaya gerek yok. Eğer insanlardan bazıları toplanıp da Hazreti İsa'nın doğum gününde çeşitli törenler, anmalar yapıyorsa, senin de onların bu anmalarını tebrik etmen, onlara mesaj göndermen lazım. Eğer insanlar dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün, yani bir yılın tamamlanmasıyla çeşitli eğlenceler ve kutlamalar düzenliyorlarsa, sen de elinden geldiğinde bu eğlencelere, kutlamalara katılsın. Çünkü dünya, o dönen dünyanın üstünde sen de yaşıyorsun. Dünya döndükçe sen de yaşlanıyorsun. Yıllar geçtikçe sen de yaşın artıyor. Fakat eğer bir fısku fücur, bir günah, bir ahlaksızlık bu eğlenceler sırasında işleniyorsa sen onlara katılmazsın. Bunların yapılmasını doğru bulmuyorum dersin. Ha, sen kendine göre bir yılbaşı açıklamasında bulunabilirsin. Dolayısıyla Müslümanların, İslami kesimlerin Avrupa'daki asıl karşı çıkılması gereken Avrupalıların, mesela kapitalizm, Avrupa'da bir kapitalizm var. Tamam, gelişmiş uygarlık, çağdaş uygarlık falan ama inceltilmiş bir kriminal sömürü sistemi var. Almanya'da var, Fransa'da var, İngiltere var, Amerika'da var. Kapitalizm ne demek? Sömürmek demek. Bir kişinin sermayesiyle diğer kişiyi sömürmesidir. Sömürü olduğu için biz kapitalizme karşı çıkıyoruz. Sömürü olduğu için bunun insani olmadığını söylüyoruz. Sömürü olduğu için kapitalizmin insanlığın yararına bir sistem olmadığını söylüyoruz. Efendim, kalkınmayı sağlıyor, sermaye biriktiriyor. Ticaret sebebiyle bolluk oluyor. Ya bunları geçsen, ticaret oluyor da ne pahasına oluyor? Yani fakirler eziliyor, zenginler onların yüzünden zengin oluyor. Onların yattığı müreffeh düzene sen düzen mi diyorsun? Böyle düzen olmaz ki. Asıl sosyal düzen nedir? Kimsenin sömürülmediği düzen, gerçek insani bir düzendir. Ben ona bakarım. Sömürü varsa kötüdür. Çünkü sömürmek, insanı eşek yerine koymak demektir. İnsanın diğer insanın sırtına binmesidir. Ben çalışacağım, çalıştığımı sana vereceğim. Sen de benim verdiğimle geçineceksin. Bu benim, Ali Şeriatı buna istihmar der. Yani eşekleştirme demektir. Buna razı oluyorsan kapitalizme de razı ol o zaman. Kapitalizm insanları eşekleştiriyor. İnsanların emek veren adamın sırtından geçiniyor sermaye sahipleri. Mecburen sermaye ile biri de bir iş yaptığı zaman sömürü ilişkisi doğuyor. Bunu nereden önemli olduğunu söylüyoruz? Ben Kur'an'ın temelinin ve özünün de bu olduğunu söylüyorum. Yani ibadet nedir? İbadet sömürü ve kölelikle ilgilidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ibadet değildir. İbadet çalışmak, iş ve değer üretip ortaya koymak demedir. Biri diğerini sömürdüğü zaman onu köle ediliyordur. Kimin tarafından sömürülüyorsanız ona ibadet ediyorsunuz demektir. Şimdi Allah'tan başkasına ibadet etmeyin dediğin zaman
kimse kimseye kölelik yapmasın, yeryüzünde sömürü olmasın demektir bu. Şimdi Avrupa'da böyle bir kapitalist sistem var. Şimdi bizim Müslümanlar bu kapitalizme karşı çıkmayı bırakıyor, yılbaşıyla uğraşıyor. Hristiyan yılbaşısı dersen o senin de peygamberin. 31 Aralık yılbaşı dersen o dünyada sen de dönüyorsun. Dünya döndükçe sen de yaşlanıyorsun. Yani seni de ilgilendiriyor. O zaman bunun neyine karşı çıkıyorsun? İşte günah işleniyor, ahlaksızlık yapıyor. O zaman onlara karşı çık. Niye yılbaşına, ne İsa'ya, niye onların Noel kültürüne karşı çıkıyorsun? Bu kutlamalar esnasında ahlaksızlık yapılıyor. Biz buna karşıyız diyeceksin o zaman. Bu olayların kendisine direkt karşı çıkmanın gereği yok. Eğer Avrupa'da bir şeye karşı çıkacaksan Avrupalıların kapitalizmine karşı çıkacaksın. Siz insanları sömürüyorsunuz. Sizde sömürü var. Kiminiz hala kölelik sizde devam ediyor. Zenginler yoksulları sömürüyor, kendine köle yapıyor falan diyeceksin yani. Buradan bir eleştiri yapman lazım. Bizim genellikle Müslümanlar bu eleştiri yapmazlar. Bu tarikatçılar, cemaatçılar buradan habersizdirler. Çünkü kendileri de birer kapitalist. Kendileri de yanındaki işçileri sömürüyor. Kendileri de avantadan geçiniyor. Başkasının sırtından, kam üzerinden zengin olmuş. Kendileri de onlar gibi yani. Ama bunu karşı çıkmayı kendilerine çok kolay bir yöntem olarak görüyorlar. Onlar Hristiyan, biz Müslümanız. Hristiyan yılbaşısını kutlamayız. Çok büyük bir iş yaptı yani. Çok büyük bir tepki göstermiş gibi oldu. Kolay yoldan böyle cahilleri böyle önemli bir iş yapıyor. Müslümanlığı savunuyor falan gibi bir duruma geçtiğini zannediyor cahillerin nezdinde. Halbuki bunların hepsi içi boştur. Fostur yani. Bu karşı çıkma burada olmaz. Neye karşı çıktılarını da bilmiyorlar. Bu kültürler, dünya kültürü, dünya insanlığın kültürü aynıdır. Yıllar sen de yaşıyorsun. Dünyanın üstünde sen de bulunuyorsun. Dünya döndükçe sen de yaşlanıyorsun. İsa peygamberle Musa peygamber arasında bir fark yok. Musa peygamberle Muhammed peygamber arasında bir fark yok. Onun doğumu aynıdır. Birinin doğumunda ne yapıyorsun diyen de aynısı yapman lazım. Fark gözetmemen lazım. Dolayısıyla bütün bunlardan bakarak bu sorduğun soru çerçevesinde yaşanan çelişkileri de böylelikle ortaya koymuş oldum. Yani bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Evet hocam, dilinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Tamam, teşekkür ederiz. Eyvallah.